Çaya hiç dokunulmamış. E buz olmuştur o. Onu da almışım, unutmuşum çayı. Hop hop hop. Tazelemeye geldim zaten. Bir de ifade ne oğlum Kerem Bey? Ne zamandır yenmedim seni. Hiç alem biliyorsun. E daha iyi oğlum işte. Ağrısız acısız. Gerçi Yılmaz amcadan öğrendik tavla oynamayı. O bana da ayıp olacak şimdi ama. Dur lan, hatta arayayım Yılmaz amcamı da bir turnuva patlatalım ha. Yılmaz amcan yok burada. Memlekete gittiler. Ne oldu lan hayırdır? Bu mu resimde? Öyle gerekti işte. Niye hadi yavrum? Nihayet yüzün güldü be kardeşim. Sahi. Kapıları da kapatıyorsun başkan. Kardeşim bu sıralarda en iyi yaptığım şey kapıları kapatma zaten. Söyle bakayım ne oldu? Kimin suratına kapı çarptın? Bu sefer kendi yüzüme. Dönüşü de yok. Her yolun bir dönüşü vardır kardeşim. Yeter ki iste. Bu sefer öyle değil ya Zahmet. Bu hayatta en çok sevdiklerimi üzüyorum ben. Sen? Hayatta inanmam lan buna. Oğlum sen sana en büyük yanlışları yapmış insanları bile affettin hep. Bu sefer affedemedim işte. Dedim ki canımı yakanlara bir ders vereceğim. Ama bu canın ayağındamın dünyasında sadece kalbinde kötülük olanlar üzülmüyor ya. Sadece masum olanların canı yanıyor abi. Hep öyledir oğlum zaten. Oğlum sen biliyorsun işte, ben annemi babamı gözümden sakınıyorum. Onların kalbini kırdım ya. Babamın kalbini kırdım. Annem öyle üzüldü ki. Kardeşim, onlar seni anlar. Affederler, merak etme oğlum. Ne affetmezler sen? Vallahi benim kardeşim Kerem ne yapar? Yapar ailesini başının tacı eder. Senin kardeşin Kerem burada mı acaba? E burada oğlum işte. Aslan gibi karşımda. Bilmiyorum kardeşim. Onlar olmadan yolumu nasıl bulacağım bilmiyorum. Kerem'im, sen belli ki yanlış bir yola girmişsin kardeşim. Bütün kapılar suratına kapanmadan çık o yoldan. Bu sefer o kadar kolay değil. Hadi kaçtım ben, görüşürüz. Günaydın Uğur böceğim. Uyuyabilseydim aydınlanırdı tabii. Üf, kıyamam sana ya. Nasıl peki durumlar? Bir gelişme, bir haber falan var mı bir şey? Bekliyoruz biz de. Avukatlar ilgileniyor işte. Bugün şirkete gidip bakacağız. Ama sen iyi düşün, iyi olsun tamam mı? Ya o kadar avukat çalışıyorlar. İlla bir şey bulurlar. Ben inanıyorum. Bütün gece bunun için dua ettim zaten. Ha siz yine de gazete falan almayın bugün eve ya. Ne oldu yine, ne yazmışlar? Ya bıkmadılar mı bizi haber yapmaktan ya? Aman boş ver canım, ne yazmışlarsa yazmışlar. Sen kulağını kapa, gözünü kapa. Boş ver yani, duyma bunları, iyi düşün sen. Hem kim inanır canım böyle saçma sapan. Tamam canım, sağ ol. Sen nasılsın? Alo. Cansu ben kapatıyorum şimdi, sonra konuşuruz, bay bay. Alo. Alo.
Hepsini mi? Hepsini ya, Allah Allah. Hanımefendi paranızı istiyor. Başardım be. Aa, bıdım. Bak çay koydum sana. Hem de elimi yakmadım bu sefer. Aa, sen bakkala mı gittin ya? Ha, bakkala gittim. Bak neler buldum. Ne oluyor ya? Aa, bunu tahmin etmemiş olamazsın. Ya Ece bak ben... Sen bak Mert, sen bak. Bak, sosyetik iş adamı çalışanıyla nişanlandı. Zengin varisin tezgahtar nişanlısı. İşte kül kedisi. Bak, mutlu musun? Ha, niye yaptın bunu bize Mert? Ya niye söyledin gazetecilere, niye? Ece, bilsinler istedin bizi. Hayır, sen babaannenden intikam almak için bizi harcadın. Hayır, öyle bir şey yapmadım tabii ki. Ya bari yalan söyleme ya. Bal gibi biliyordun neler olacağını, beni hiç düşünmedin. Ece, bir dinle. Hayır, dokunma bana, yaklaşma. Ya Ece, ben seni ne kadar çok sevdiğimi bilsinler istedim işte. Bilsinler ve çenelerini kapatsınlar istedim, o kadar. Kapatmışlar işte. Ha, iki gün sonra kapatacaklar ama. Babaannem de mecbur kalacak bizi kabul etmeye. Hayır, babaannen daha çok hırslanacak, daha çok üstümüze gelecek. Bunun acısını bizden çıkaracak. Ya korkuyorum diyorum sana, korkuyorum. Nesini anlamıyorsun ya? Pardon ya, gel. Bak, biz istemediğimiz sözü hiç kimse bize zarar veremez, tamam mı? Kötü bir şey olmayacak ya, söz veriyorum sana, inan bana. Benim işe gitmem gerek. Ile ben konuşacağız biraz. Anne, ne oluyor? Bu bakan insanlar var ya, bu yargılayan gözler. Asla gözlerini kaçırmayacaksın onlardan. Seni bilmeden senin hakkında fikir yürüten bu insanların gözlerinin tam içine bakacaksın, tam tersine. Ben buradayım diyeceksin. Ailem burada, ben güçlüyüm. Şuradan geçenleri asla, asla hiç kimseye belli etmeyeceksin. Hele bu dedikoducu akbaba sürülerini asla. Ağladığını, kahrolduğunu kimseye göstermeyeceksin. Anlıyor musun beni? Anlıyorum. Her zaman güçlü duracaksın. Güleceksin gerekirse. Hiçbir şey yokmuş gibi. Hiç asla zayıflığını belli etmeyeceksin. Ben bugünlere böyle geldim. Mutlu musun peki? En azından kendimden mutluyum.
yardımcısın şimdi oraya gitmeye. Evet. Şöyle. Ne oluyor? Titkikler kötü mü? Bediye Hanım, bu çarpıntı, tansiyon şikayetiniz ne sıklıkla tekrarlıyor? Pek sık. Yani stresli olduğum zamanlar. Peki size daha önce ne zaman bir genel tarama yapmıştık? 2-3 sene oluyor galiba. Bakın Bediye Hanım, sizinle açık konuşacağım. En basit tanımla vücudunuz sinyal veriyor. Kan değerleriniz hiç iç açıcı değil. Hemen yatışınızı yapalım. Bu esnada daha detaylı bir tetkik yaparak... Yatış mı? Bu durumda sizi gönderemem. Özellikle yapmam gereken bir tahlil var. Ötelenecek bir şey değil. Şimdi söyleyeyim bana. Çok mu hastayım? Test yapmadan bilemem. O zaman bana müsaade... Yapmayın Bediye Hanım. Erken teşhis her şeydir. Mümkün değil doktor bey. Bu ara çok önemli işlerim var. Lütfen. Sizin için tehlikeli bir durum olabilir. Haftaya gelirim. Çocuklar sizden randevu alır. Bakın testler yapılsa... Hayat benim doktor bey. Buna ben karar veririm. Siz bilirsiniz. Hoşçakalın. İyi günler. Süreyya Hanım, avukatlar toplanıyormuş. Ben de içeride olmak istiyorum. Tabii Keremcim, buyur gir. Sana güvenim sonsuz. Sormam bile abes. Süreyya Hanım, o gazetelerde sadece Metin Bey'in savcılığa götürülüşü değil, bunun aynı zamanda Oliva'nın açılışında olduğu da yazıyor. Oranın itibarından ben sorumluyum. Dolayısıyla içeride olmak benim de hakkım. Öyle değil mi Cansu? Bence de annem haklı Kerem. Sen gelmesen daha iyi olur. Evet. Sizi dinliyoruz. Metin Bey bugün öğleden sonra tutuklama istemiyle hakim karşısına çıkarılacak. Tutuklanabilir mi gerçekten? Ne tutuklanması ya? Bir dakika, kim? Yani tutuklamaya nereden geldik? Cansu, sen bizi dinlemiyor musun? Kafan burada değilse lütfen bölme toplantıyı. Evet haklısın, bölüyorum. Ama ben şimdi halledeceğim bu işi. Nereye gidiyorsun? Sen mi ihbar ettin babamı? Annem hem ailenin hem senin burnundan getirdi. Babam seni tehdit etti. Sonra üstüne bunlar oldu. Sen mi yaptın? Bak Kerem, seni anlıyorum dedi. Aileni gördüm dedi. Bir de sen vurma lütfen. Canımı yakma. Lütfen. Bana doğruyu söyle, dürüst ol. Sen mi yaptın? Ben yaptım.
Madem merak ediyorsun babanın nükleğini kim pazara çıkardı? Ben çıkardım. Sen kimsin? Adım Levent Karatay. Avukatım. Ama gerçekten kim olduğumu merak ediyorsan onu da annene soracaksın. Annene mi? Bir dakika, bakıyor, bakıyor. Bakma, bakma. O göz tam kola denk gelecek. Sesli say, sesli say. Bir, iki, şişt, benim... üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, tamam, on. Tamam, yeter. Önüm, arkam, sağım, solum, sobe. Saklanmayan ebe. Ah, Ercan gördüm seni. Sobe, sobe, sobe. Ya abi oyundan önce geliyorsun ya. Benim evime saklanmaya çalışıyorsun. Konuşuyoruz, yerimi biliyor zaten. Ben ebe olmam. Al sana sobe, al, al. Sobe, sobe, sobe. Böyle oyun olmaz. Ben ebe olmayacağım. Ercan hadi. Hayırdır ya, ne yapıyorsunuz? Saklanmaç oynuyoruz. Gel, gel. Gel. Hadi sen yok, sen de oyna, tamam mı? Hadi. Ya, millet, Ece ebe, hadi. Ay hayır ya, ne saklanmaca? Arkadaşlar toplanabilir misiniz lütfen? Tamam, ben ebeledim hepinizi. Hadi sobe, tamam hadi. Ya ne yapıyorsunuz siz? Burası bizim iş yerimiz. Burada saklanmaç oynanır mı ya? Bir müşteri gelse ne diyeceğiz biz? Şefim, sabahtan beri bir Allah'ın kulu gelmedi. Yani iki tane kara sinek girecekti. Onlar da son anda vazgeçtiler, fıydılar gittiler. Yani anlayacağınız dünkü skandaldan sonra sinek bile avlayamıyoruz. Biz de dedik ki madem işsiz kalacağız... İşsiz kalmak diye bir şey yok. Hayır, işsiz falan kalmayacağız. Birkaç güne unutulacak her şey. Arkadaşlar burası, bu iş bizim için önemli. Biz onu bırakırsak o da bizi bırakır. Lütfen şimdi ilk günkü hevesle işimize sıkı sıkı sarılma zamanı. Herkes işinin başına lütfen. Bravo. Tam bir patron gibi konuştunuz. Ay yok, patron değilim ben, bölüm şefiyim. Buyurun, nasıl yardımcı olabilirim size? Bir kahvenizi alırım aslında. Ha tabii ki, buyurun siz geçin, hemen getiriyorum. Ya arkadaşların da kusuruna bakmayın lütfen. Malum hem yeni açıldık. Hem de arda arda bombalar patlattınız. Maalesef öyle oldu. Servisleri hep siz mi yapıyorsunuz gerçekten? Yani arkadaşlar yoğun olduğunda ben getiriyorum tabii. Niye sordunuz? Az önce patron gibi davranıyordunuz. Şimdi garson gibi servis yapıyorsunuz. Huylu oyundan vazgeçmiyor değil mi? Anlamadım. Karşıma oturun da anlatayım. Hanımefendi başka bir isteğiniz yoksa... Lütfen oturun. Tanımamanız normal. Bu camiadan değilsiniz ne de olsa. Ben gazeteciyim, Selma Koçak. Memnun oldum. Ama eğer Metin Bey'le ilgiliyse... Boş ver şimdi onu. Ben buraya dün çıkan nişan haberlerini sormaya geldim. Kül kedisi diye başlık attık. Fena tuttu. Yakında herkes senden bahsedecek. Ay, bu arada sen diyorum, sorun yok değil mi? Nerede kalmıştım? Ha, evet, fakir bir kız, dünya zengini bir adam. Bu hikaye çok tutacak. Sen de aklını kullanırsan köşeyi dönersin. Hoş senin akıllı olduğun, patronu tavlamandan belli ya. Ya siz kendiniz ne zannediyorsunuz ya? Siz ne hakla buraya gelip bana böyle sorular sorarsınız? Bu kadar mı acımasızsınız siz? Lütfen güvenliği çağırmadan gidin buradan. Lütfen gidin diyorum. Ece ne oldu? O memnuniyetsiz bir şeyler mi söyledi? Biri gelirse ilgilenirsin Ercan.
Ece pabucu yarım çık dışarıya oynayalım. Ece pabucu yarım çık dışarıya oynayalım. Ya Ercan git başımdan. Gidemem. Gidemem çünkü elim dolu. Şey var elimde. Likörlü çikolatalar var. Bunları gömeceğim. Sakın da çıkma, tamam mı? Ay. Çabuk ver onları bana. Kandırdım. Ya Uzarcan. Ne oldu sana çiğ köften? Hı? Çatal karam. Kalbime bastım. Ne oldu? Söyle bakayım. Ece bak, bir şeyler olunca böyle içerilere kapanma. İçine içine atma. Dışa vur. Dışarı kus. Dışarı bağır çağır. Gel bana bağır çağır ya. Bak biriktirirsin biriktirirsin. Ondan sonra olmadık yerinden çıkar. Çıban gibi hastalıklar olursun. Pişman olursun sonra. Anlat kardeşine ya. Anlat, kurtul hadi. Hadi anlat. Ya ne anlatayım ya, ne anlatayım? Mert gitti bütün gazetecilerin önünde. İşte bu benim nişanlım diye beni tanıttı. Vay be. Asistana bak. Helal olsun. Ay ne vay be ya. Ne vay be ne vay be ne. Bizim için yapmadı ki o. Babaannesinden intikam almak için yaptı. Bütün gazeteciler peşime düştü şimdi. Gördün mü sen gazeteleri ha? Yok kül kedisi yazmışlar. İşte zengin adamı fakir sevgilisi bilmem ne ya. Of. Yalnız kül kedisi benzetmesi güzel olmuş ha. Şey ne diyebilirlermiş? Küçük besleme, Hint fakiri, fakire bakın. Fas fakir. Paçasından akıyor gibi şeyler de olabilirmiş. Ya Ercan dalga geçme ya. Zaten herkes dalga geçecek. Ya niye anlamak istemiyor insanlar? Ben bu adamı parası pulu için sevmiyorum. O olduğu için seviyorum. Yani bağır duysunlar kız. Bağır duysun. Hadi. Kalbiniz kurumuş sizin be. Sizin kalbiniz kurumuş. Bak bir de o kadın bana ne diyor? Bak bak laflara bak. Hı, işte sen çok akıllısın. Patronu tavladın bilmem ne. Ya laflara bak. Ben onun patron olduğunu bilmiyordum be. Bilmiyor da kız ya. Hayret bir şey ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Ay olamaz yani. Olamaz. Sensin akıllı ya. Akıllı sensin. Hanım sizin dünyanız para olmuş. Sen herkesi kendin gibi mi sandın be? Ha? Ya ben bu adamı asistan zannediyordum. Patron olduğunu bilmiyordum. Yani bilmiyordu ya. Öküz bunların. Alayı öküz ya. Öküz. Öküz hem de ne öküz ya? Ruh hastası manyak. Pislik kadın ya. Ama bak ben onun ağzını burnunu kırmaz mıyım? Ben onun ağzını burnunu kırarım. Ağzını yırtarım. Dişlerini döker eline veririm ben onu. Dur dur. Bir dakika, bir dakika. Sakin ol. Zaten rahatladın. Bundan sonrası BİP'e giriyor. Karakolda bitireceğiz. Lütfen bizi bipletme. Evet biraz rahatladım. Oksijen beyne gitti mi? Gitmemiş. Belli ki yolda. Bir derin nefes alıyoruz. Aynen. Şimdi beni iyi dinle. Bu çocuk babaannesinden intikam almak için yapmamış bunu. Çocuk seni sevdiği için. Millet kabul etsin, bilsin, cümle alemin haberi olsun diye yapmış. Sen nereden biliyorsun be? Aşk olsun de Jolie. Ben de erkeğim yani. Benim öyle gözüktüğüme bakma yani. Bir sürü ilişkim oldu benim. Senin? Tabii canım. İlişki dediğin zaman bana soracaksın. Biz erkekler sevdiğimiz zaman aşık olduğumuz kadının elinden tutup seviyorum ulan diye haykırmak isteriz. Herkes duysun isteriz. Asistan da bunun için yapmış. Şimdi magazinin öküzlüğü yüzünden sevdiceğini suçlama. Sağ ol Ercan, ben bunları biraz düşüneceğim. Tamam. Bir şey olursa ben buradayım. Tamam, sağ ol. Anne. Kilitli kalma. Süreyya Hanım, Begüm Hanım, siz hiç merak etmeyin. Biz her şeyi yapıyoruz. En kısa sürede aklanacak Metin Bey. Eminsiniz değil mi? Yani uzamaz bu iş. Tabii ki çamur atayım izi kalsın diye düşünmüş her kim yaptıysa bu suçlamayı. Hiçbir şey kanıtlayamazlar mahkemede. Beraat edecek Metin Bey. Kuşkunuz olmasın. Kızım ne oluyor sana? Çat kapı içeri, çat kapı dışarı. Oturur musun şu yerine lütfen? Oturmayacağım. Ne demek oturmuyorum? Ve sen de benimle geleceksin anne. Cansu, kendine gel. Yoksa Levent konusunu burada konuşmamızı tercih edersin. Levent kim ya? Tamam sus. Tamam sus. Sen kendini ne zannediyorsun? Senin
haddine bana çalışanların önünde emirler yağdırmak. Levent kim? Ne bileyim ben? Levent kim? Sarı çizmeli Mehmet Ağa yani. Avukat Levent Karatay. Kim bu adam? Vakfın avukatı var, adı Levent. Odur herhalde, bilmiyorum. Ne olmuş? Bu adam bana babamı kendisiyle ihbar ettiğini... ...ve gerisini sana sormam gerektiğini söyledi. Levent mi ihbar etmiş? Ben de dediğini yapıyorum ve sana soruyorum. Kim bu Levent? Neyin oluyor bu adam senin? Niye ihbar ediyor babama? İşten bir arkadaşım. Anne. Begüm. Saçmalama. Bir dakika, bir dakika ya. Ne oluyor? Ne saçmalaması? Ne olamaz? O vakıftaki avukatla sen... Sus dedim sana. Sus, sus. Anne. O adam senin... Sevgilisi işte, anlamadın mı? Değil öyle. Sevgilin falan değil. Saçmalamayın. Öyle mi? Niye ihbar ediyor o zaman babamı? Niye övünüyor bununla? Niye Cansu'ya git annene sor gerisini diyor? Ya anne bırak Allah aşkına ya. Öyle değil bizim ilişkimiz. İlişkiniz mi? Çocuklar lütfen. Lütfen saçmalamayın. Anne bu adam kaç yaşında? Ha, kutlayalım ya. Gerçekten kutlayalım bunu. Annemiz genç sevgili yapmış. Cansu bu ihbar meselesi nedir ne değildir bilmiyorum. Bunu konuşacağım Levent'le ama... Akşam yemeğinde konuşursunuz mum ışığı eşliğinde. Begüm susar mısın? Ya. Bakın ben babanızdan ayrılmayı zaten düşünüyordum biliyorsunuz. Ve benim neler çektiğimin en yakın tanıkları sizlersiniz. Ama Levent'le benim aramızda öyle sizin düşündüğünüz gibi bir şey yok. Yani aldatma, ilişki... Bizimki sadece... Çok... Çok masum bir arkadaşlık. Ne yapıyoruz biz ya? Ya biz nasıl bir aile olduk siz farkında mısınız? Allah aşkına biraz düşünün ya. Bir 5 dakika durun, düşünün. Normal insanlar da böyle mi yaşıyor zannediyorsunuz? Her şeyin sebebi bu soyadı değil mi? Meşhur Koran. Ama öyle bedavadan Koran olunmuyor. Yapmamız gerekenler var, söylememiz gereken yalanlar, olmamız gereken kişiler var. Ama hiçbirimiz o kişiler olmak istemiyoruz. Bize yazılan rolü oynamak istemiyoruz. Senin ne farkın var benden ya? Sen değil miydin bana sen nasıl tezgahtarlık yaparsın diye esip gürleyen, nasıl yalan söylersin diye bana kızan? Dön de bir kendine bak. Sevgili yapmış, boşanmalara kalkmış. Bir de gelmiş beni randevulara yollamaya çalışıyor. Niye anne ya? Niye? Seninle aynı kaderi yaşayayım diye mi? Hem herkesin imrenerek baktığı Koranlar olalım... ...hem de yalan yanlış hayatımızı yaşamaya devam edelim değil mi? Ya ben iğreniyorum, tiksiniyorum bu ikiyüzlülükten artık gerçekten. Soyadınız da, yalanlarınız da sizin olsun. Thank you.
Önce geldin beni kurtardın. Sonra bütün sorumluluğu üstüne aldın. Halbuki bu işi ben başlattım. Ben geldim sana o dosyalarla. Ben çoktan kafaya koymuştum. O Metin'in ağzının payını verecektim zaten. Sen bu rüşvet fonuyla gelmeseydin, ben illaki başka bir şey bulurdum. Şu vakıfta karşılaştığımızda yüzün yara bere içindeydi. Metin'in işi mi? Yani. Ben de pek uslu durdum sayılmam. Buzlar Kraliçesi'ne iyice gönlünü kaptırdın ha? Kaptırmak ne kelime? Nasıl oldu, ne ara oldu ben de anlamadım. Sonra bir baktım, kalbim Süreyya'nın ellerinde. Vallahi size mutluluklar dilemek isterdim de. Süreyya Hanım'a mutluluk dilemek, kusura bakma. Olsun. Ben ona da varım. Nasıl yani? Yani diyorum ki şimdi biz açık açık burada Süreyya ile beni konuşuyoruz ya. Ben de tam bunu istiyorum işte. Süreyya'nın elinden tutayım. Ulu orta gezeyim. Herkes bizi bilsin istiyor. Ben bu meselede ne kadar saklanmak istiyorsam sen de o kadar ortaya çıkmak istiyorsun yani, öyle mi? Ben bir şey anladım Kerem. Mesele Koranlar olunca böyle insan gibi alayım karşıma konuşayım, derdimi anlatayım. O beni anlar demek çok büyük saflıkmış. Biliyorum canım, bilmem mi? Çok acı oldu ama ben de onu tecrübe ettim yani. Bak Kerem, ben bu işe boğazıma kadar battım. Artık benden umut yok. Ama eğer senin için yol yakınsa, eğer Cansu'dan vazgeçebiliyorsan ben kaç derim. Kaçayım mı? Evet. Onlar çok tuhaf bir aile. Yani her Allah'ın günü birbirlerini yiyorlar. Bir kalemde silip atacağın lafları birbirlerine rahatlıkla söyleyebiliyorlar. Sonra bir bakmışsın ertesi gün hop yan yanalar. Yani ondan diyorum. Eğer yapabiliyorsan kendi iyiliğin için Koran kadınlarına bulaşma. İşte ispatı. Hadi bana müsaade. Nasıl yapabildin böyle bir şeyi Levent? Nasıl yapabildin? Ne yapmışım? Bir de ne yapmışım diyor. Nasıl Metin'i ihbar edebildin? Suç işledi çünkü. Senin kocan kötü bir adam. Dolandırıcının teki o. Ha sen de bunları bir bir toplayıp gidip polise anlattın öyle mi? Evet. Yani ben mi suçluyum şimdi? İftira mı attım onun üzerine? Suç mu attım? Neyse ortaya döktüm her şeyi. Asıl sen onu nasıl kolluyorsun? Ben onu kolluyorum öyle mi? Oradan evet. Bakınca öyle mi görünüyor? Yani. Sen Truva'nın Helen'in hikayesini biliyor musun? Ya bir de hikaye mi anlatacaksın? Hani şu dünyanın en güzel kadını. Onu seven iki tane adam varmış. Birisi kocası. O benim. Onu ben kazandım diyebilmek için severmiş bu kadını. Diğeri de sevgilisi. Genç, savaşçı adam. Onu gerçekten seviyor. Onun uğrunda dünyayı yakacak kadar seviyor. Uğrunda bin geminin yakıldığı bu kadın. İki adamın kıyasıya dövüştüğü bu kadın. Helen. Bu durumdan gurur duyacak kadar salak mıydı bilmiyorum ama ben değilim. Ben o kadın olmak istemiyorum. Süreyya, bir dinler misin? Yok kıyım falan, tamam? Sen o kadın değilsin. Düzelteceğim ben her şeyi. Şu anda bana hayatımın en büyük düş kırıklığını yaşatıyorsun Levent, biliyor musun? Çünkü ben sana çok güvendim. İşte bu adamın yanında huzur bulabilirim dedim. Yıllar sonra ilk kez hayaller kurmaya başladım. Ama sen kocama hak ettiği cezayı verirken beni ve aileni perişan ettin. Yazıklar olsun sana. Biriniz ya.
Bari biriniz bırakmasaydınız beni, biriniz kalsaydınız yanımda. Ne demek iyiyim, ağlıyorsun? Ağlamıyorum, yanlış görüyorsun sen. Cansu, neyim var diyorum ya? Ben de iyiyim diyorum. Nasıl iyiyim ama biliyor musun? Ya babam nezarette. Biraz sonra mahkemesi var, öyle iyiyim yani. Annemin yeni bir ilişkisi varmış, onu öğrendim. Çok iyiyim. Ablam her fırsatta kuyumu kazıyor. Bunu öğrenmek beni ayrı bir mutlu etti zaten. Çok iyiyim gerçekten. Cansu. Ha, ama asıl ne var biliyor musun? Ne? Sen. Ben. Herkes beni bırakıp gitti. Ama bu sorun değil. Ben buna alışkınım. Benim ailem zaten hep böyleydi. Bencillerdi. Beni hiçbir zaman önemsemediler. Ama ben seninle ilk defa umudu hissetmiştim. İlk defa özgürlüğü hissetmiştim. İlk defa sevildiğimden emindim. Seviyordun, doğru. Çok seviliyordun hem de. Ama sen bana yalan söyledin Cansu. Kim olduğunu sakladım. O kadar çabaladım söylemedim. Ta ki ben herkesin içinde öğrenene kadar. Haklısın. Haklısın, ben de cezamı çekmeye razıydım. Ama seninle, senin yanında. Sen ne yaptın? Beni bırakıp gittin herkes gibi. Kerem, sen benim sığındığım tek limandın. Sen de gidince ben tamamen yapayalnız kaldım. Yanlış. Yanlış. Ne yanlış? Yalnız kalmadım ben. Var mısın? Nefret etmiyor musun ben? Konuşmamız lazım. Acil. Odamda bekliyorum seni. O zaman. Tabii sen bekletme Begüm. Hani sorduğun soru var ya. Nefret ediyor muyum senden? Etmiyorum. İstesem de edemiyorum. Gelmişsin, haber vermemişsin. Eyvallah. Geldim, geldim. Geldim de kendime gelemedim Mercan.
Vay vay vay. Kendini felsefelere vurmuşsun. Bir erkek kendini felsefeye vurduğu zaman mahvolmuş demektir. Gider o. Yavaş yavaş kaybolur gider. Erkeklerden iyi anlarım. Yani ilişkilerden çok iyi anlarım. Çok fazla ilişkim oldu da benim. Anlat bakalım Ercan kardeşine ne oldu? Ya işte dün bu gazeteciler falan geldi ya. Tamam kes. Biliyorum uzatma. Aynı meseleyi 10 defa dinleyemeyeceğim. Lan biliyorsan niye soruyorsun o zaman Allah Allah? Ya sen nereden biliyorsun ki? Az önce bir tane gazeteci geldi. Salak salak konuştu, çıldırttı Ece'yi. Çok üzgün Ece. Abi gazeteci mi geldi şu an mı? Abi yapma ya. Of. Abi Ece benim hayatta affetmez ki bu saatten sonra. Vallahi orası öyle. Ya kız yüzüme de bakmayacak artık. Niye baksın? Ya ben ne yapacağım Ece'siz ya? Onu basın açıklaması yapmadan önce düşünecektin asistan efendi. Ya sen kadınlardan hiç mi anlamıyorsun? Bir kadın bir şeyi yap demeden yapılır mı? Bir erkeğin görevi kadının emirlerini beklemektir. Sen en başında hata yapmışsın. Emir komuta zincirini bozmuşsun. Kendi kafana göre bol keseden konuşmuşsun. Oh ne âlâ memleket. Kadınlardan hiç anlamıyorsun. Ya canım ne bileyim yani. Ece ne düşünüyor? Ya babaannemden... Bravo. Babaanneden intikam almak için böyle bir açıklama yaptığını düşünüyor. Ama sen... Ben aslında... Sen aşkını alemi cihana duyurmak için böyle bir şey yaptın. Aynen. Aynen. Peki... Şimdi Ece ne bekliyor? Ne bekliyor? Cevap ver! Ne bileyim oğlum? Hediye. Ya Ercan saçmalama, ne hediyesi ya Allah Allah. Hediyeyle sorun mu çözülür abi? Ya bir de Ece'den bahsediyoruz burada, hiç tanımıyormuş gibi konuşma. Ece hediye mi bekler? Ne diyeceğim, ben bir öküzlük ettim, eşeklik ettim. Ama al sana kolye mi diyeceğim, ne diyeceğim? Bak sen beni dinle oğlum. Hediye al. Tamam mı? Ece'ye hediye al. Hediye. Ece'ye. Alırım Ece'ye, hediye alırım istese, tamam mı? Ben ona giderim külçe külçe altında alırım. Boynuna pırlantalar da dizerim. Olay o değil. Ya öyle bir şey değil. Manyak zengin. Yani daha sizden bir şey. Sizi hatırlatacak. Daha samimi, maneviyatı kuvvetli bir şey. Ha minnoş bir hediye. Ha, aynen öyle. Hele şükür. Hadi. Hadi kalk. Hadi koş. Ece'ye hediye al. İyi, ben gidip bir bakayım o zaman. İşte ama bak, inşallah tutar bu plan ha. Ya hala duruyorsun. Hadi, hadi git Ece hediye al, hadi. Ercan sen iyice haddini aşmaya başladın ha. Aşk olsun. Omzumda Ece, Ece diye ağlarken öyle demiyordun ama. Ha? Ben samimiyetimiz var diye düşünüyorum. Ece'me bak, amma da yakıştı. Ne oldu ha? Darısı benim başıma. Hani seninle olmak, atlı karınca da olmak gibi demiştin bana bugün, hatırlıyor musun? Hem içinden bir şeyler taşıyacakmış gibi, çocuk gibi mutlusun. Hem de her an başın dönebilir, yere çakılabilirmişsin gibi.
Gece ben seni kendimden bile sakındım. İncitmek istemedim. Bak ben intikam almak için yapmadım. Ben sadece herkes bilsin istedim seni ne kadar çok sevdiğimi. Herkes duysun istedim. Ben daha önce bu kadar sevmemiştim ki hiç. Ama saçmalıyorum işte. Korumaya çalışırken seni incitiyorum. Ama seni çok seviyorum Ece. Yapmam lazım.